Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Ustalar hayırlı işler. Şimdi motor topluyoruz arkadaşlar. Bu motor çıkma olarak geldi biliyordur. Silindir kapağıdır, krankıdır. Çıkma gelmesinin sebebi sıfır parçaları 65 bin lira civarı tuttu. Adam da bu işin içinden çıkamadı. Araç zaten 100 milyar yapmıyor arkadaşlar. Onun için böyle bir çözüm bulundu. Gitti çıkma parça aldı. Şu anda rektefeci de onay verdi. Tertemiz şekilde geldi. Şimdi silindir kapağını sıkıyor basmışta. Bildiğiniz üzere ortadan kenarlara doğru yayılarak sıkılıyor. Sökerken de dışarıdan içeri doğru. Şimdi biz bunları burada bırakalım. Arkadaşlar bir arkadaşımız dedi ki usta vakumla ilgili bir şeyler anlatsana. Araçta vakum nedir, ne işe yarar, nerede işe yarar diye. Onu anlatmak istiyorum şimdi size. Şimdi herkesin bildiği kadarıyla Westinghouse vakumla çalışır. Aracın freni vakumla çalışır. Kamyonlar hariç, kamyonlar havalıdır, vakum sistemi yoktur. Ama otomobillerde filan vakum sistemi vardır. Bu vakum araçta nasıl gerçekleşir? Ya vakum pompası vardır, aracın kayışından veya dişlisinden alır hareketi. Ya da elektrikli vakumlar vardır bazı araçlarda. O şekilde vakum ortaya çıkar. Şimdi bizim aracımızda aşağıda direksiyon pompamızın üstünde vakum pompamız var. Vakum bu şekilde gerçekleşiyor. Vakum ne demek? Emiş demek arkadaşlar. Ana vakum hortumumuz burada Westinghouse'a direkt giriyor. Şimdi vakumda neler çalışıyor? 1. Fren. 2. Arkadaşlar turbo. Turbonun veskeyiti bu. Kelebeklerini açan, girdap kelebeği diyorlar, onları açan vakumla çalışır. Aç kapa olarak. Aracın belli bir devirinde vakum devreye girer. Vakum solenoidlerinle birlikte bu şekilde gel git yapar. 2 egere. Bu araçta egeremiz elektrikli. Bunların eski modellerinde vakumlu egereler var. Bu elektrikli arkadaşlar. Elektrikli olmasının sebebi maliyeti arttırmak. Herkes biliyor yani yeni nesil araçların maliyeti ne kadar arttıysa az çok biliyorsunuz. Modeller yükseldikçe maliyetler yükseliyor. Şimdi bu aracın egeresi 2000 lira 3000 lirayken bu aracın elektrikli olduğu için bu şekilde 2000 lira 3000 lira. Eğer bu araç vakumlu olsaydı bir solenoid 400 lira 500 liraya hallolabilirdi. 5'te 1 fiyatı. Vakum maliyeti azdır arkadaşlar. Şimdi bir de bizim kamyonlarımızda egzoz freni olayı var. Daha önceden de size bir video çekmiştim. O da vakumla çalışıyor. Bu araçlarda pompa var. Şuradan dişliden alıyor aşağıda. Kayıştan da alabilir. Bu şekilde anlatmak istedim. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da bir soruyla falan cevap verebilirim. Hey maşallah be. Daha yeni başlamış. Ortadan yeni başladı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bunların dereceleri var. Bazı araçlar dereceyle sıkılır. Biz ibre filt ile sıkıyoruz veya Newton metre ile sıkıyoruz. Bizde şu anda dereceli araç yok. Dereceli dediğimde açı olayı, 45'lik açı, 90'lık açı olayı tam olarak böyle sıkılmalar oluyor. Biz şu an torkun çıtladığı şekilde bırakıyoruz. Kaç sıkıyoruz şu an Basut'ta? 130 ibre filt sıkıyoruz şu an. 150'ye geçeceğiz. Sonra 150'ye geçip tamamlayacağız. Aracımız bu şekilde toplanıyor. Maliyetler yüksek olduğu için çıkma motor bu şekilde bulundu. Hasan Usta hayırlı işler. Sağ kardeşim. Sadıcım daha ne kaldı be? Sadıcım baraba çalıştı. Baraba teslim edeceğiz bugün. Tamam. Tamam. Şimdi bazı arkadaşlar söylüyor. Abi diyor ki ya biz bu araçtan karavan bekliyoruz. Bu araçtan karavan olmaz mı? Sen ne diyorsun Hasan bu işe? Bu arabada araba başa bela var. Yapma ya. Araba başa bela var sadıç. Bilader karavan olmaz mı? Ne alsın bu adamlar? Bana bir karavan diye bana bir araba alırsa mezar olur buna. Mezar olur. Vallahi bak. Gittiği yerde kalır gelemez de. Sonra çekici. Çekici. Ya ama arkadaşlar harbiden çok uğraştırdı bizi bu araç.
Ya dediğim gibi çok patavatsız işler yapılmış. Bu video çok izlendi gerçekten. J9 konusunda insanlar bazı beklentileri vardı galiba. Bu araçlar ucuz olduğu için karavan yapmak isteyenler olmuş. Bana baya bir soru soranlar oldu. BMC Nissan nasıldır filan. BMC Nissan arkadaşlar çok güzeldir. Bak Nissan BMC'cidir Hasan Ali. Asıl Vesli'ye BMC'cidir. Yani arabadır yani. Nissan harbiden yani usta, daha motorunu sökmüş değildir yani. Yağına suyuna baktığın vakit daha anahtar değmemiş motorlar çoktur yani Nissan'da. Ya bunlar Japon motoru. Japon motoru Nissan'dır yani. Bunlar anlaşmalı güzel bir motor. Sağlamdır arkadaşlar. Ya alabiliyorsanız BMC Nissan alın. Bu araçlara girmeyin. Bu araçlardan da illa alacağım diyorsanız Isuzu motorları var bunların. Isuzu motorlarından alın. Yani sağlamdır, çekişi, torku güzeldir. Bizim NKR'lerde, Isuzu NKR'lerde kullanılıyor aynı motor. Biraz sesi serttir ama güzeldir yani. Hasan başka ne işi var birader bunun? Ha? Ön takım falan diyor, yapacağım bir şeyler var mı? Girmeyeceğim. He? Girmeyeceksin. Girilecek gibi değildi sana. Başı bile alamam. Şanzımanı indirem sen de. Skystar'ın. He? Bırakabilir mi akşama? Isuzu yapacağım ya. Hangine? Isuzu. He, Isuzu. Isuzu gelecek değil mi enjektörle? Tamam. Bu konum acıyor ya. Güzel. Aynen. Üstünü ne yaptın, topladın mı? Arkadaşlar üstü de bu şekilde. Ya toplanınca insana benziyor, bir şeye benziyor bunlar da. Yani gördüğünüz gibi bak nasıl sıkıştırmışlar ya. Şuraya bak. Adam yani kozmopolit yaptı, ne kadar belli. Ya siz de görün istedim. Az çok gördünüz yani çekilen çileyi. Şu anda çalıştı, bir sıkıntı yok ama yani bunun yarını garanti değil. Çünkü eski araç bunlar. İlla biz ucuza bir şey alacağız diyorsanız tabi alın ama Isuzu motorlusunu alın bunun. Isuzu motorlusu güzel. Ya illa Peugeot almayacağım, Karsan almayacağım falan diyorsanız C9 falan. BMC Nissan'lara bakın. Ne bileyim Transit'lere bakın. Keşke Hyundai Starex'ler. Bak mesela şu Starex. Biraz daha uzun olsa daha güzel olur. Panelvan için, ne bileyim karavan için pek uygun değil ama olabilir yani. Şimdi ustamız silindir kapağını sıktı. Eksenterimizi taktık. Eksenteri taktıktan sonra piyano milini takacağız. Sibop ayarları olacak. Bu araç turbolu. İlk çıkan turbolardan, Japon motorudur bu. Komple. Turbosu da takıldıktan sonra sağı solu motor kulakları falan toparlandıktan sonra şu aracın şu kamyona atacağız. Bugün marşa basar mıyız Basut'a? Hayır. Basamaz mıyız abi? Gerek yok ya, yarın çalıştırırız. İnşallah abi. Geç olsun güç olmasın abim. Aynen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bugünkü işimiz Nissan Skystar 4x4'ün baskı balatası değişti. Onu hallettik. Şu anda topluyoruz. Hasan Usta'la beraber hallettik bunu. Bu aracın enjektörlerinde sıkıntı var. Enjektör memeleri değişiyor. Şu aracın şimdi motorunu atıyoruz. Motoru bu şekilde hazır. Şu kanaldaki aracın yağı değişecek. Öbür tarafta kazalı bir aracımız var. O toplanıyor. Karşıda bir araç var. Onun da bir bakımları var. Yağları falan değişecek. Fendi muhanesi var. Durum bu şekilde arkadaşlar.